Enfes. Tereyağımı tepsimin yeterli. Yani burada önemli yapacağız. Türkiye'de bir ilk davul fırında künefe yapacağım. Künefeyi bugün fırında... Bayna... Komple kalıp hali. Baylar... Bugün sizlere davul fırında künefe nasıl yapacağım. Hanımlar, baylar, çocuklar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün Hatay künefesi nasıl yapılır onu göreceğiz. İkinci künefe denememiz. Evet, künefe denince akla Hatay gelir. Hatay künefesini bugün davul fırında yapacağız. Sevgili seyirciler, Türkiye'de bir ilk davul fırında künefe yapacağım. Türkiye'de bir ilk diyorum. Aynı lezzeti yakalayacağız. Videomuza geçelim. Künefeyi bugün fırında pişireceğiz. Pişirme tekniği yorulmayacaksınız. Direkt fırına atıp pişireceksiniz. Tereyağımız eridi. Şerbetimiz kaynadı. Ilık bir kıvama gelene kadar tereyağımız bekletiyoruz. Şerbetimizin kıvamı tamam. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi künefemizi, tel kata yapımımızı ince ince kıyıyorum. Şimdi sıra geldi ılımış tereyağımızı künefemizin içerisine. Bunu iyice karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, künefemizin tereyağıyla kırılmasını izlediniz. Ilık tereyağıyla güzelce kırın bunu. Yeterli. Şöyle peynirimi göstereyim. Künefelik peynir olacak. Diğer videoda soranlar oldu sevgili arkadaşlar. İnek sütünden mayalanmış sıfır tuz, tuzsuz peynir. Künefelik peynir. Kendiniz yapamıyorsanız sıradan bir yerden almayın. Antakya usulü yapan yerlerden bulabilirsiniz İstanbul'da. Evet, künefem için böyle bir tepsi kullanacağım. Ve katayfımızı esirgemeden, alt tarafı biraz kalın olacak. Tepsinizi yayın. Tabanı gözükmeyecek. Peynir içinden eriyip akar, yapışır. Künefiniz yanar. Böyle minik minik parçalarla arkadaşlar eşit bir şekilde olmasını sağlıyorum. Elinizin ayasıyla güzelce. Evet arkadaşlar, birinci katımız bu şekilde. Peynirimizi, suyunu sıkıyoruz. Benim peynirimde su yok zaten. Yine eşit bir şekilde peynirimi dağıtıyorum.
Evet, peynirimizi de künefemizin üstüne, bakın sevgili seyirciler, en kenarlara boşluk bırakın. Birazcık. Bir santim yeterli. Çünkü künefemiz metalle birleşmeyecek. Daha doğrusu peynirimiz metalle birleşmeyecek. Aynı şekilde üstüne bir kat daha. Künefemin üstünü de bastırıyorum. Kenarlarını sıkıca yapın. Künefemiz pişime hazır. Şu anda Türkiye'de bir ilk. Davul fırında künefe. Fırınıma attım künefeyi. Kapağımı kapattım. Sevgili seyirciler, burada önemli olan nokta üst kademeyi kapatın. Künefemizin üstü pişmeyecek. Sadece altı pişecek. Şöyle bir kontrol edelim. Şöyle salladığınızda oynuyorsa komple kalıp halinde pişmiş. Pişmek üzere. 2 dakika daha. En önemli nokta. Aynı taktik. Köşeler dikkat. Sevgili seyirciler. Tekrar tepsimizin tabanına tereyağı koydum. Sevgili takipçiler, bayanlar, baylar, çocuklar. Künefemiz hazır. Davul fırında künefemiz enfes, nar gibi kızardı. Ve soğumuş. Özellikle soğumuş. Buz gibi değil, biraz ılık. Şerbetimizi. Çosur çosur. Fıkır fıkır. Eşit bir şekilde her tarafına. Bir 5 dakika dinlendirip daha sonra tekrar şerbet koyacağım. Hanımlar, baylar, çocuklar. Şöyle künefemize bir bakalım.
Afiyet bal şeker olsun. Leyka leyka, enjoy, enfes. Afiyet olsun sevgili seyirciler. Hanımlar baylar, bugün sizlere davul fırında künefe nasıl yapılır onu gösterdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.